geliyor açıkçası. Peki halk desteğinden bahsedelim. Şimdi müdahale sonrası hep şöyle şeyler söylendi. Tahrir Meydanı, ki darbe destekçileri, Tahrir Meydanı boşaldı. Bir kısmı Rabia Meydanı'na gitti. Askerin müdahalesi sonrası işte Temmuz ayında, Ağustos ayında bu takım şeyler söylendi. Ama halkın bazı kesimlerine baktığımız zaman işte darbe öncesi yaşanan hayat pahalılığıdır. Bazı şeylerin yoksunluğu, örneğin gaz gibi, benzin gibi meselelerin yoksunluğu halkı biraz da darbe yönetimini desteklemeye iter bir sürece kapı aralandı dendi. Ama işte söylediğim gibi bu şiddetli müdahale yüzlerce kişinin ölümünün ardından halkın bir kesiminin de darbe yönetimine mesafe aldığı da ifade edildi. Şu an itibariyle bir kere ekonomik duruma paralel olarak ekonomik durum belki nasıl onu sorgulamak gerekiyor. O sıkıntıların aşılması hali devam ediyor mu, yoksa yeni bir sıkıntı alanı, eski duruma dönme gibi bir durum oluştu mu ve buna paralel olarak da halkın askeri yönetime, Sisi'ye ve tabii ki Cumhurbaşkanlığına bakışı nasıl şu an itibariyle gelinen noktada, sizden öğrenmek isteriz efendim. Evet, aslında Mursi döneminde de ekonomi iyiye gitmiyordu. Özellikle bürokrasinin Mursi'ye yönelik direniş göstermesi, aslında bir darbe dizaynı olarak, sanal olarak oluşturulan bazı krizler ekonomiyi Mısır'da çöküşe götürüyordu. Mursi döneminde de büyüme rakamları, istenen rakamlar oluşturulamadı. İşsizlik devam ediyordu. Yine benzin kuyrukları ve sık sık büyük şehirlerde elektrik kesintileri yaşanıyordu. Bu da halkın bir öfkeye kapılmasına neden oluyordu. Medyada bu öfkeyi aslında İhvan-ı Müslim ve Mursi'ye yönlendirerek onun yıpratılmasında büyük katkı sundular. Bir dizayn vardı. Darbeden sonra ise işler çok daha kötüye gitti. Aslında halkta şöyle bir beklenti vardı. Tüm işte bu ekonomik sıkıntıların kaynağı olan Mursi gittiğince her şey düzelecek gibi bir beklenti oluşturmuştu medya halk nazarında, özellikle darbeyi destekleyen kesimlerde. Ancak gelinen süreç bunun tam tersi çerçevesinde tezahür etti. Ekonomi çok daha kötüye gitti. Turizm, ki Mısır adına çok önemli, gayri safi milli hasılanın %10'una tekabül gelen bir ölçeği var, tamamen sıfırlanmış durumda. Bütçe açıkları devam etti. Yolsuzluklar ve kötü yönetim devam etti. Darbenin ilk günlerinde hükümet, yeni oluşturulan Biblavi kabinesi popülist adımlar attı aslında. Maaşları yükseltmeye çalıştı. Sanal bir şekilde piyasalara müdahale ederek dolar kurunu düşürmeye çalıştı. Körfez'den gelen 14 milyar dolarlık finansal kaynaklar da bunun için sarf edildi. Ancak birkaç ay bu popülist politikaların sonucunda Mısır ekonomisi iyice dibe sürüklenmeye başlandı. Bugün Mısır'da yaz aylarında olmamamıza rağmen, ki aslında yaz aylarında elektrik tüketimi Mısır'da çok daha fazladır. Uzun süren elektrik kesintileri başta Kahire olmak üzere tüm eyaletlerde tezahür ediyor. Tüp gaz gibi benzin sıkıntıları oluşmuş durumda. Hayat pahalılığı gittikçe artıyor. Enflasyon ciddi anlamda artmış durumda. Her geçen gün, her ayda birlikte işsizlik artmaya devam ediyor ve bütçe açıkları. Tabii Mısır açısından şu anda en sürdürülemez öğe bütçe açıkları. Yeni Biblavi kabinesi bunu hızlı bir şekilde düşürebileceklerini iddia etmişti. Ama gelinen noktada gayri safi milli hasılanın %14'üne tekabül gelen, ki bu 36-37 milyar dolarlık bir rakam anlamına geliyor, bir bütçe açığı veriliyor ve yapılan analizlerde bu bütçe açığının gittikçe artacağı önümüzdeki senaryolardan bir tanesi. Ve bunun da sürdürülemez olduğu açık. Halkta aslında daha önceden Mursi'ye yönelik olan öfke bu anlamda darbe aktörlerine yönelmeye başladı. Bu önemli. Hı hı. Ancak şunun da tabii altını çizmemiz gerekiyor. Darbenin hala arkasında belli bir halk desteği var. Hı hı. Aslında Mısır'daki temel problemlerden bir tanesi de halkın bu anlamda kutuplaşmış olması. Halkın bir kesimi, özellikle medya propagandaları çerçevesinde, İhvan-ı Müslim'i gerçekten terörist bir yapılanma olarak görmeye başladı. Bu çok tehlikeli bir süreç Mısır açısından. Hı hı. Özellikle seküler liberal kesim ve Mısır'ın %10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanları tamamen darbenin yanında pozisyon almış durumdalar ve darbe aktörlerinin uygulamakta olduğu faşistan yaptırımlara, uygulamalara, baskılara da destek oluyorlar ne yazık ki. Bir başka mesele daha var aslında, siz de değindiniz, Müslüman kardeşlerin terör örgütü olarak lanse edilmesi ve bunun da bazı kesimler tarafından kabul edilmesi. Şimdi bazı saldırılar oluyor, örneğin Mansura'da geçtiğimiz haftalarda bir saldırı oldu. El-Kaide bağlantılı olduğu söylenen bir grup üstlendi. Ensar Beytel Makdis, yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Fakat hemen ardından bu saldırının işte İhvan-ı Müslim'in...
terör örgütü listesini aldı. Orta Doğu'nun bazı noktalarında biz bunu görüyoruz. Bazı direniş odaklarını gayrimeşru ilan etmek adına hemen bir El-Kaide etiketi yapıştırılıyor ve gerek yerel bazda gerek uluslararası bazda itibarsızlaştırılmaya, şayet itibarsızlıksa bu, çalışılıyor diyelim. Mısır'daki bu tabloyu nasıl okuyalım? El-Kaide ve İhvan-ı Müslim'in koşutlamasını ya da darbe yönetiminin oluşturmaya çalıştığı bu tabloyu, bu manzarayı. Aslında ta Nasır döneminden bugüne gelinen süreçte Mısır iktidarı, işte Sedat döneminde de, Mübarek döneminde zaman zaman İhvan-ı Müslim'e karşı bu terör kartını her zaman kullandı. İhvan-ı Müslim'i illegal bir terörist yapılanma olarak tanımladı ve İhvan'ın kendilerine yönelik oluşturduğu muhalefeti bu şekilde derdest etmeye çalıştı. Darbe aktörleri de aynı kartı kullanmakta gecikmediler. Hemen darbe sonrasında yapılan gösterilerde vesaire de darbe karşıtları katledilmesine rağmen İhvan tarafından, göstericiler tarafından işte polise, askere mukavemet gösterildi, ateş açıldı ve bu ölümlerin bu çerçevede yaşandığı propagandasını yapmaya başladılar. Hatta birçok Mısır kanalı darbeyi destekleyen işte şu anda terörizmle mücadele veriliyor şeklinde bannerlarla yayınlarını yaptılar. Mısır'da aslında bir El-Kaide gerçeği var. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle darbe sonrasında Sina Yarımadası'nda bahsettiğiniz Ensar Beytül Makdis örgütü, yine Mücahitler Şurası gibi çeşitli yapılanmalar zaman içerisinde El-Kaide'ye biat etmiş örgütlenmeler olarak buralarda tezahür ettiler. Özellikle Gazze'den bu bölgelere geçen yapılanmalar söz konusuydu. Bunlar Mursi döneminde ciddi bir hareketlik alanı bulamadılar. Ancak darbeyle birlikte Mursi'nin devrilmiş olması ve özellikle ülkede katliamlar yaşanmaya başlanması bu daha önce küçük olan yapılanmaları büyüttü ve belli bir halk desteği oluşturmaya başladı. Bunların temel felsefesi İhvan ve diğer darbe karşıtı ulusal koalisyondan şu noktada ayrışıyordu. İhvan başından beri hep şiddet içermeyen barışçıl gösterilerle darbeye karşı direnilmesi gerektiğini savunurken bu yapılanmalar şiddet kullanarak askeri darbeye karşı mücadele etmesini savunuyordu ve bu yönde de saldırılar gerçekleştirmeye başladılar. Özellikle Mısır'dan Ürdün ve İsrail'e giden petrol ve doğalgaz boru hatları bombalandı. Bölgede Sina Yarımadası'nda ve Masra Mahruh bölgesinde ordu ve polis birliklerine çeşitli saldırılar düzenlendi. İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'e yine suikast girişimi oldu. Ve en sonunda bahsettiğiniz Mansura saldırısı çok önemli bir saldırıydı. Burada 18 üst düzey ordu ve polis müfettişi hayatını kaybetti bu saldırıdan. Ancak Mısır yönetimi bunu bir fırsata çevirerek hemen ertesi gün bu saldırılardan bir kabine, Biblavi, Başbakan Biblavi kabinesi toplandı ve İhvan-ı Müslim'i bu saldırının sanki sorumlusuymuş gibi terörist bir yapılanma olarak lanse ettiler. Halbuki Ensar Beytül Makdis örgütü bunu kendisi üstlenmişti. Mısır yönetimini bunu bir fırsata çevirmek adına darbe aktörlerini sizin de ifade ettiğiniz gibi terörizmle eşdeğer tutarak hem ulusal hem de uluslararası meşruiyetini yok etmeye çalışıyor. Peki birkaç cümleyle, şimdi Amerika'nın da önemli bir karar alması bekleniyor. Malum şiddet olayları sonrası, gerçi darbenin ilk başladığı süreçte tartışmalı bir tavır takındı ama şiddet olayları sonrası, ordunun katliamları sonrası yaklaşık 1,5 milyar dolarlık olan askeri yardımını askıya almaya karar verdi. Şimdi yeni bir süreç, bu yardımları salıvermeyi planlıyor. Elbette demokrasi denilen bir şartı var. Demokrasi geçiş olmalı şartı. Bu tarzı siyaseti nasıl yorumlarsınız? Kısaca birkaç cümleyle lütfen, zor ama. Evet. Tabii Batı başta Amerika olmak üzere Mısır meselesine çok ikircikli tavır aldı. Maslahatı gereği darbeyi darbe olarak tanımlamadı biliyorsunuz. Ancak Amerika'nın da o çizdiği alanın dışına çıkınca, darbe aktörleri ve katliamlar gerçekleşmeye başlayınca Başkan Obama'nın üzerine büyük bir baskı oluştu ve nihayetinde 1,5 milyar dolarlık Camp David sürecinden beri yapılan yardım askıya almaya başladı. Ancak Amerika'da başkanlığın dışında farklı pozisyonlar da var. Bunlardan önemlisi Kongre. Kongre tamamen İsrail lobileri ve Körfez lobilerinin etkisiyle Obama'nın aldığı bu kararı ciddi anlamda eleştirildi ve kaldırılması yönünde baskı yaptı. Obama şu şartı getirmişti. Evet, biz tekrardan bu yardımları, bu süreci tekrar başlatabiliriz. Ancak demokratikleşme sürecinin devam etmesi ve seçilmişlerin iktidarı alması gerektiğini ifade etmişlerdi. Ancak İhvan-ı Müslim terör örgütü olarak ilan edilmesinden sonra tüm muhalefetin seçim dışı bırakılacağı bir süreçteki
yol haritasının bu anlamda uygulanmasını Amerika nasıl bir yeni meşru zemin olarak kabul edip bu yardımları tekrar açacak ve Mısır'a yapmaya başlayacak? Büyük bir soru işareti. Bu yönde çalışmalar var. Kongre ağırlığını konmaya çalışıyor. Başkan Obama'nın bu konuda nasıl bir tavır alacağı henüz netlik kazanmamış durumda açıkçası. İkircikli siyaset devam ediyor. Çok teşekkür ederiz Can Hoca'nın katılımınız ve yorumlarınız için. SETA Orta Doğu uzmanı Can Hoca'nın efendim bizlerleydi. Mısır'da anayasa referandumu, darbe anayasası oylanıyor. Dün başladı, bu akşam sona erecek. Evet çıkması bir sürpriz değil ama bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı süreci de önemli. Genelkurmay Başkanı Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı olacağı, bir Cumhurbaşkanı olacağı doğru Cumhurbaşkanlığına doğru bir sürece evriliyor gibi görünüyor. Mısır takip ediyor olacağız ama bugünlük bu kadar. Noktalıyoruz. Hoşçakalın.